2015'ten beridir İstanbul'a gelip çalışıyorum. Tesisatçıyım. Orada şeyden dolayı, işsizlikten dolayı buraya geliyoruz. İnşaatlarda çalışıyoruz genelde. Bizim oralarda şey yok, iş sektörü yok. Ne bir fabrika var, ne bir iş yeri var. Yani çalışacak bir durum değil. Olmadığı için mecbur buraya geliyoruz çalışmaya. Daha önce şeydir, kayyum atandı. O da pek bir şey yapmadı. O da şeydir, oradaki yerel halkı daha da yoksullaştırdı. Bir sürü şey oldu yani. Sadece kendine, bir de akrabalarına, destekçilerine sadece rant sağladı. Yerel halka hiçbir şey sağlamadı. 31 Mart'ta ben memlekete gidip şey yapacağım, oyumu kullanacağım kesinlikle yani. Şu açıdan yani kayyumu göndermek için, çünkü bize herhangi bir destek yok. Onun için mecbur gidip kullanacağız yani. Bu Dem Parti o yönden çok güzel bir hareket yaptı. Çünkü burada gurbete gelen bir sürü arkadaşlarımız vardır. Maddi imkanları yoktur. Mecburlar. İyi yönden bu iyi oldu yani. Onlara şu yönden çağrı yapmak istiyorum. Yani elinizden geldiği kadar şey yapın. Zaten Dem Parti'nin verdiği karara rağmen şey yapın yani. Zaten şey de veriyor. Bu bilet de mesela gidenler için bir imkanı var. Bilet olsun, istersen uçakta, otobüsten bileti kesip gönderip tekrardan burada İstanbul'a veya farklı bir ile gönderiyorlar. Onun için bir an önce gidip şey yapın yani, oylarınızı kullanmanızı öneriyorum. Şu anki bu durumda yani gerçekten şeydir yani, artık gurbete gelip gitmek istemiyoruz yani. Bu açıdan yani inşaatçılar için çok zorluk bir durum. Çünkü evliyiz. Yani bu bir yılın içerisinde toplam 2 ay evinde kalamıyorsun yani. O zorluklar içinde yani gidip geliyoruz yani, zor durumdayız yani. Şu an bizim memleketlerde de bir şey yok. Doğru düzgün iş imkanımız yoktur. Mecbur geliyoruz yani. Biz şimdi alçış yapıyoruz. Ben şimdi makineye bakıyorum. Fazla iş yoktur. Mesela yazın iş oluyor, kışın olmuyor. Valla ben Kürt çocuğuyum. Ondan gitmek istiyorum. Harbici Kurdistan. Var o gün bizim iş, hatta amca dedi otobüsle sizi göndereceğiz ve gideceğiz, geri geleceğiz. Oyumuzu her zaman kullanırız. Harbici Kurdistan. Ya çok zorluklar yaşadık bu kaç senedir. Artık lanet gelsin bu böyle bir devre. Olay buraya kadar geldi. Artık bazıları kendini intihar ediyor ya. Açıktan kendini öldüren insanlar bile var. Deme vereceğim. 15 yaşında falan okulu bıraktım. Okulda da dilim olmadığı için, kültürümü öğrenemediğim için o sıkıntılardan dolayı okulu bıraktım. Başka kültürü de asimile olmak istemediğim için, daha doğrusu eğitimi bıraktım. Biraz tarihimi falan araştırdım. Zaten geçmişteki o kanlı tarihi okuyunca insanın şu an dediğimde de tüylerin diken diken oluyorlar. Kendi dilini konuşamıyorsun, her yerde zulüm. Mesela Trabzon'da bir ara çalışıyordum. Hep Kürtlere yönelik işkence, zulüm. Çalıştığımız yerde dilini konuşsan kavga, tartışma. Ben daha bir ay önce de, yok yalan olmasın abla, bir hafta falan oldu işte, abla Trabzon'dan geldim. Yine aynı işi, çalıştığımız yerde konuşma sıkıntısı falan. Müzik ya, bir müziğe bile tahammülleri yok. Ben de şu an sadece şunu istiyorum abla. Biz nasıl eğitimimizi bıraktıysak bizim kardeşlerimiz olacak, geçmişte kuzenlerimiz falan. Onlar bizim gibi düşünüp de bari kendi dilinde eğitim görsünler, kendi kültürünü öğrensinler, okulu falan bırakmasınlar. Çalışmasan geçim olmuyor abla, mecbur ailene bakıyorsun falan. Artık abla bir oy kullanmaya bile gidemiyorsun geçim sıkıntısından. Daha ben neyi anlatayım ki bu ülkede? Doğu tarafında imkan mı var abla? Bütün yatırım batıda, doğudaki insanlar zaten insan olarak sayılmıyor abla, kısaca söyle söyleyeyim. Halbuki doğuya geldiklerinde başka yerde gördüğü insanlığı hiçbir yerde göremiyorlar. Asıl insanlık doğuda var abla, gerçekten. Ben bunu Kürt olduğum için demiyorum, gerçekten batıda da o kadar. 7 yıldır gurbetteyim abla, 22 yaşındayım. 7 yıldır gurbetteyim. Yani kendi insanımda gördüğüm insanlığı başka yerde kendimi övmek için, insanlığımı övmek için demiyorum abla. Bizim halktan gördüğüm insanlığı ben yıllardır, 7 yıldır batıda çalışıyorum, göremiyorum abla. Irkçılık, faşistlik, başka bir şey yok. Yani %1 bir insana rast geliyorsa ona da Kürdüm dediğinde zaten seni terörist olarak görüyor. Ya şu an gerçekten konuşurken bile insan tarihi aklına geliyor, o kanlı videolar, tarihi yazılar.
O kanlar yine gerçekten abla aklına geldikçe böyle tüylerim diken diken. Şu an soğuktan insan üşümüyor ama o şeyler aklıma gelince tüyler diken diken olmaya başlıyor. Dem Parti'den başka zaten Kürt halkının dilini, kültürünü ya da bir insan olduğunu varsayan bir parti varsa zaten Dem Parti abla. Hem Karamancan hem ben Dem'i. Ama bir sorunumuz var ki yani öyle yapmışlar ki abla maddi durumda biz bayram... Ben şahsen abla bayramlarda eve gitmiyorum evime çabuk. Ama seçim oldu mu gerçekten seçimde kendimi elimden geldiğince kendimi memlekete atmaya çalışıyorum ki artık bir gelecek olsun bizim Kürt halkına. Hani biz görmesek bile Allah'ın izniyle inşallah em velat eke çekin abla. Bak bana deme, em hep Rabbe ben yak. Em baş iş beşinden yak bir yak, başka hayır aytana. Bir olmamız lazım abla, oyları deme. Bir abla seçime gidip oy kullanmazsak nasıl olacak? Bir olup deme oy vermezsek başka çaresi yok abla. Diğerleri hayır, sadece bizim dilimiz yasak değil diyorlar, geliyorlar seçim gününde orada Kürtçe müzik çaldırıyorlar abla, çalıyorlar. Seçimden sonra oyu alıyorlar, ondan sonra Kürt insan değil. Kürt halkı yok sayılıyor. O yüzden Dem abla, Dem'den başka yol yok. Gitmek isteriz abla, tabii öyle bir şey varsa. Zaten maddi imkanlardan çoğu insan gidemiyor. Şu an gurbete baksan bizim Kürtler, Kürt halkı olarak gerçekten %50 belki oranı komple şu an gurbette abla. Ben 7 yıldır gurbetteyim, öyle görüyorum.